Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asare Çalışkan. Bugün yine sizlerle hem pratik hem de güzel bir model çalışması yapmaya çalışacağız. Şöyle çok güzel bir telefon çantası çalışmam olacak arkadaşlar. Bu arada bunlar dışında farklı modellerde çalıştım. Ekranda şu an görüyorsunuzdur. Bu modellerin de örneklerini isterseniz bana yorum kısmında yazmanız yeterli olacak arkadaşlar. Gelirsek bugünkü çantamıza bir yumak ip çok çok yeterli oluyor arkadaşlar. Biraz artıyor bile. Ben Nako pırlanta ipini kullandım arkadaşlar. Ama eğer elinizde yoksa bu amigurumi ördüğümüz koton içeriği yüksek olan ipleri de tercih edebilirsiniz. Sert yapıda ip olması lazım arkadaşlar. Zamanla deforme olmasını engelleyebilmemiz için akrilik ipleri tercih etmememiz gerekiyor. Bebek örgü iplerini tercih etmememiz gerekiyor. Ben dediğim gibi Nako pırlanta kullandım. Burada iki rengim de Nako pırlanta. Burada şu krem rengim kartopu kotonlu var arkadaşlar. Ama şurası da yine Nako pırlanta. Bu şekilde geniş bir çanta çalışması yaptım. Telefonumda bir tık daha geniş. Cüzdanımı da rahatlıkla taşıyabilmek istedim. Sizler tam telefon boyutunda isterseniz eğer başlangıç zincirini öyle yapabilirsiniz. Gerekli detayları ve santim olarak ölçüleri video içerisinde paylaşacağım sizlerle. Yine dediğim gibi kendinize göre yönlendirebilirsiniz bazı yerlerini. Elimden geldiği kadar detaylı anlatmaya çalıştım. Takıldığınız yerleri yorum kısmında belirtirseniz hemen dönmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Benimle yaptığınız çantaları paylaşmak isterseniz de eğer Asaretin Akdere Hobileri Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Şimdi eğer hazırsanız yapımına başlayalım. Evet, ipimi aldım arkadaşlar. Şimdi örgümüze başlayalım. Başlangıçta ben 30 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane zincir çektim. Şuradan hemen telefon kabımı alayım, size göstereyim. Şöyle yaptığım zaman benim için gayet yeterli oluyor. Sizler de bu şekilde ölçerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrar ipimi doluyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. Dönüş zincirim için. Şimdi bu zincirlerin içerisine sık iğne yapıyorum. Tığıma ipimi almıyorum, pardon. Zincire batıyorum. Şu şekilde ip alıyorum ve işliyorum. Zincire battım, ipimi aldım ve işledim. Bu sık iğne arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz zincirin sonuna kadar. Evet, sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şimdi son zincirdeyim. Bu son zincire 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı zincirin içerisine 1, 2 ve 3 dönmüş oldum. Şimdi zincirlerin kalan kısmına, her sık iğnenin karşısına yani, tekrar sık iğnelerimi yapıyorum. Hepsine bir tane batıyorum. Yani zincirin geride kalan kanadını işliyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar hepsine bir tane sık iğne olmak kaydıyla batıyorum.
Böyle sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi başlangıçta bir tane sık iğnemiz vardı. Şimdi aynı yere iki tane daha yapıyorum. Ve bu köşede de üç tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi burada birleştirme işlemi yapmayacağım arkadaşlar. Direkt işlemeye başlayacağım. Modelimi kurmaya başlayacağım. Başlangıç ipime doluyorum. Başlangıçtaki sık iğnemin içerisine toplamda 6 veya 7. Bu sizin ipinizin kalınlığına göre değişir. Ben 6 tane yapacağım arkadaşlar. 4 5 6. 6 tane trabzanımı yaptım. 1 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsüne sık iğne yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. 1 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsüne tekrar 6 tane 1 2 3 4 olmuş. 5 ve 6. 6 tane trabzanımı yaptım. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Tekrar 1 2 atlıyorum ve üçüncüye batıyorum. 1 2 3 4 5 6. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye sık iğne. Tekrar 1 2 atlıyorum. Üçüncüye 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Dediğim gibi daha dolgun gözüksün isterseniz eğer 7 tane de yapabilirsiniz. İpiniz kalınsa 5 tane yapabilirsiniz. Daha azı veya daha fazlası uygun olacağını düşünmüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane oldu. Şimdi 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 5 ve 6. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye battım. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye 6 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu şekilde şuraya kadar sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Şimdi geldik sonuna arkadaşlar. En son sık iğnemi yaptım. Tığıma ipimi doladım. 1 2 tane atlıyorum. Şurada üçüncüye 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 6. Şimdi böyle yan yana olduğunu düşünmeyelim. Çünkü burada artık bu modellerimizin üzerine tepe kısımlarına sık iğnemizi yapacağız. Yani şu şekilde burayı toplayacağız. Tepesine batıyorum. Ortadaki trabzanın tepesine şöyle batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Tekrar tığıma ip doluyorum. Bu sefer şu aradaki sık iğnenin tepesine 6 tane trabzanımı doluyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi burada sayalım. 1 2 3 4 7 batıyorum. Dördüncü ya da üçüncüye batabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aradaki sık iğnedeyim. Batıyorum tepesine ve 6 tane
Trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dörde battım. Sık iğnemi yaptım. Sık iğneye geldim. Sık iğneye de 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tepesine batıyorum. Sık iğneye geldim. İçine 6 tane ikili trabzanla dolduruyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, tepesine geldim, battım. Şimdi arkadaşlar artık yavaş yavaş şöyle toparlanacak. Modelimiz iyice ortaya çıkacak. Bu sırada da yine böyle devam edeceğiz. Sık iğnelerin başına 6 tane trabzan. 6 trabzan yaptığımız yerlerinde 3. veya 4. trabzanla sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Burada ilk sırada yaptığımız şu yıldız, deniz yıldız, pardon, deniz kabuğu diyelim şeklin adına. İlk sırada yaptığımız deniz kabuğu şeklinin tepesine kadar devam edelim aynı şekilde. Şimdi geldik arkadaşlar. Son yaptığım deniz kabuğunun üzerine sık iğne ile bağladım. Bundan sonra hemen sık iğnemiz geliyor. Tığıma ipimi doladım. Ve modelime devam ediyorum. Sık iğne gördüğüm yere 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6. 6 trabzan olan yerinde orta kısmına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar sık iğnem var. Sık iğnemin tepesini 6 tane ikili trabzanla dolduruyorum. Model bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan itibaren telefonunuzun büyüklüğünde sayayım şöyle 6 tane. Telefonunuzun uzunluğunda öreceksiniz. Aynen bu şekilde sık iğnelerin tepesine 6 tane ikili trabzan örüyoruz. Trabzanların da orta kısmına sık iğne ile bağlıyoruz. Yani 5 sık iğnenin tepesini ördüm. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4. sık iğne ile bağlıyorum. Bu şekilde modelim devam edecek. Dediğim gibi telefonunuzun boyutunda örebilirsiniz. Dışarıya sipariş yapmak isteyen arkadaşlarım alabilirsiniz. Telefonun ölçüsünü alın. Veya ben size normal standartta kaç santim yaptım. Videonun sonunda paylaşacağım arkadaşlar. Çantamızı beraber öreceğiz. Sık iğneye geldim. Örüyorum. Bir tane daha yapalım. Trabzanın tepe kısmına battım ve arada sık iğnem var. Sık iğnemin içerisini dolduruyorum. Model çok kolay arkadaşlar. Çok çabuk da ilerliyor. Sık iğnemizin tepesini doldurduk. Şimdi 6 tane trabzanımızın tepesine battık. Şimdi böyle burada bu şekilde görünüyor ama zamanla toparlanıyor arkadaşlar. Şimdi ben bir iki sıra daha öreyim bu şekilde. Sonucunu siz paylaşayım. Bir iki sıra ördükten sonra sizinle paylaşayım. Daha sonra da bitiminde tekrar sizlerle bir araya gelelim. Evet, geldim arkadaşlar. Böyle birkaç sıra ördüm ben. Şu an 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 tane deniz kabuğu yapmışım. 3 tane üst üste deniz kabuğu yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. trabzanımı da yapayım. Tepesine batıyorum.
Tekrar ipimi doladım. Sık iğne gördüm. Ne yapıyorduk? 6 tane ikili trabzanımızı yapıyorduk. 3, 4, 5, 6. Şimdi burada modelimiz var. Modelimizin tepe kısmına batıyoruz ve sıradaki sık iğnenin içerisine 6 tane ikili trabzan yaparak dolduruyoruz. Modelin tepesine sık iğne yaparak birleştiriyor. Evet, şimdi arkadaşlar devam edeceğiz bu şekilde. Dediğim gibi telefonunuzun şu boyutunda şöyle bir parmak daha veya iki parmak daha uzun işleyebilirsiniz. Ben bitiminde size kendi çantamın kaç santim olduğunu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Devam edelim modelimizi işlemeye. Daha sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, yeterli uzunlukta ördüm ben. Şimdi hemen ölçü olarak sizinle paylaşayım. Şöyle uzunluğumuz 17,5 sant, 17,5 18 santim arkadaşlar. Genişliğimizde 14,5 15 santim arası. Bu benim için yeterli uzunlukta arkadaşlar. Şöyle telefonumun kabını koyayım. Bakın. Hem şöyle bayağı bir boşlukta kalıyor geriye. Eğer siz hani bu boşlukta kalmasın derseniz ona göre başlangıç zincirinizi 5 tane veya 6 tane eksik çekebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Bu arada ben böyle ortaya bir renk olsun diye renk attım. Bunu şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tepede olan kısımdan sayınca 5 tane sıra olunca 1, 2 sıra beyaz gittim. Daha sonra yine şöyle tepede olan kısmı sayarsak 1, 2, 3, 4, 5 sıra üstüne ördüm arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağım. Şurası benim, evet, ortadaki yerim olacak. Buraya ben ilik yerimi yapacağım şimdi. Burada trabzanların tepesine şöyle birleştirme yöntemi dediğimiz CC yöntemi yaparak ilerleyeceğim. Böyle devam ediyorum. Dilerseniz bunu yapmayıp arkadaşlar direkt ilik açmayıp direkt fermuarda dikebilirsiniz. Şimdi bu şekilde ilerliyorum orta kısma gelene kadar. Bakalım geldik mi? Evet, şu an orta kısımdayım. Şimdi burada zincirimi çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle bir yapalım. Bakın şöyle bir ölçmeye çalışıyorum. Yeterli mi diye. Yeterli değil. Şimdi 20'ye tamamlayacağım. 16, 17, 18, 19, 20. Tekrar bakıyorum. Yeterli mi diye. 5 tane daha. 1, 2, 3, 4, 5. Şu an toplamda 25 tane zincir oldu. Şöyle biraz da çekeceğini düşünürsek arkadaşlar, 25 tane zincir yeterli geldi. Şimdi ortada bir trabzanı atlayıp diğerinin tepe kısmına yine şöyle birleştirme yöntemiyle zincirimi birleştirdim. Şimdi böyle geri kalan da trabzanlarımın tepesine bu yöntemle uygulayacağım. Ta ki burada başlangıç yaptığımız yere kadar hepsinin tepesine yine batacağız ve geleceğiz.
Evet arkadaşlar, şimdi köşeye geldim. Bütün etrafını döndüm. Burada artık çantamın sap kısmını yapacağım. Burayı dilediğiniz kordon örgü modellerinde yapabilirsiniz. Ben aşağıya açıklama kısmına kendi sayfamda paylaştığım kordon videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Dilerseniz de oradaki kordonu da uygulayabilirsiniz. Veya dilerseniz şuradaki çantamdaki gibi böyle zincir de kullanabilirsiniz. Bu arada bu modelimi de göstermiş olayım. Dilerseniz yakın zamanda bu modelin de anlatımını yapabilirim. Şimdi arkadaşlar ben burada çok pratik bir yöntem kullanacağım. Burada ipimin diğer uç kısmını da aldım. Şöyle şimdi onu da bağlayacağım buradan. Bir tane zincir çekeceğim. Aldım. Şimdi ikisini birden alıyorum. Şunu da parmağıma, bu ipi de parmağıma dolayacağım. Yani ipimi iki kat yaptım arkadaşlar burada. Diğer ipimi kesmemek adına böyle yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve iyice sıkıyorum. Şimdi normal böyle zincirlerimi çekeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. İstediğim uzunluğa gelene kadar zincirlerimi çekeceğim. Göbek hizasından biraz daha aşağıya gelecek şekilde olana kadar yapıyorum ben. Sizler dilerseniz daha uzun veya kısa ayarlayabilirsiniz. Ama kendi yaptığım modelin uzunluğunuz, kordon kısmının uzunluğunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ya ördükten sonra şimdilik böyle iki tane iki kat yaptığım ipime düz zincirler çekerek, tabi biraz da sık yapıyoruz, o yüzden tığımı hala küçük kullanmaya devam ettim. Çünkü zamanla sarkma vesaire, hani ipimiz sert ama yine de riske atmamak adına biraz sert örmekte fayda var. Bu şekilde zincirlerimizi çekip gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi kordonumuz kaç santim olmuş, hemen şöyle bir ölçelim. Şuradan sonrasını ölçüyorum. Yüz on beş santim arkadaşlar olmuş. Şimdi ben benim boyum aşağı yukarı 1.69 1.68 1.70, o civarlardayım şu an. Tam olarak hatırlamıyorum, o yani o civarlarda boyum. Ben kendi üzerinden ölçtüm, bu boy yeterli oldu. Ama dediğim gibi çantam göbek hizasının aşağısında duruyor. Zincirim hemen hemen göbek hizasının biraz altında bitiyor arkadaşlar. Videonun başında da zaten fotoğraflar eklemiştim başka modellerime ait. Oradan da ölçüyü çıkartabilirsiniz. Şimdi şöyle tam karşısına gelen yerden batacağım. Yalnız şöyle yapacağım. Tığımı çıkardım. Önce buradan batacağım. Daha sonra ipimi alıyorum. Ve geçiş yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Şimdi burada ipimi keseceğim. Bunu içeriden yürüteceğim. Evet, şimdi çantalarımızı sonuna doğru geldim arkadaşlar. Burada ben iplikten böyle bir düğme hazırladım kendi renginde olsun diye. Dilerseniz böyle yapabilirsiniz. Bunu da sihirli halka yaptım arkadaşlar. İçine şu orta kısım kapanana kadar sık iğne ördüm. Sayısız. Orta kısım tamamen şu şekilde kapanana kadar sık iğnemi ördüm. Her yerini komple doldurduğum için daha sonra buraya yerleştirdim.
Şunu takarken böyle takıyorum. Daha sağlam, daha sağlıklı oluyor. Bunun için de arkadaşlar bunu veya bunu kullanacağım. Büyük ihtimal şunu kullanacağım. Daha güzel durdu. Şimdi onu buraya dikeceğim. Daha sonra çantamı son halinde görüşelim. Evet arkadaşlar, çantalarım hazır. Şu şekilde yaptım. Gerçekten çok güzel ve kullanışlı oldular. Gayet de geniş oldu. Cüzdanınızı, telefonunuzu, anahtarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. Ben aynı modelden değil ama farklı bir modelden şöyle küçük bir cüzdan çalıştım arkadaşlar. Dilerseniz siz bu modelin de cüzdanını yapabilirsiniz. Ölçüsünü vereyim istiyorsanız. Şu şekilde. Böyle açık hali 18-19 santim ördüm arkadaşlar. Tabi şurası katlı. Bunu göz önünde bulundurun. Buranın da açık olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Böyle siz de bu modelin şu şekilde küçük bir cüzdanında yapabilirsiniz. Fikirler benden, uygulaması sizden. Renkli renkli de örebilirsiniz. Ördüğünüz çantaları benimle paylaşmak isterseniz eğer Instagram'dan Asayetin Hobileri sayfasından DM'den bana görsellerinizi atabilirsiniz arkadaşlar. Hikayemde de severek paylaşıyorum. Hem gönderdiğiniz zaman gerçekten çok mutlu oluyorum ve yeni videolarda bunlar bizi daha çok teşvik ediyor. Başka modellerin videolarını isterseniz lütfen yorum kısmında belirtin. Severek yardımcı olmaya çalışacağım. Takıldığınız yerleri yorum kısmında yazarsanız en kısa zamanda dönüş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.